Son Mühür ekranlarından satır arasından günaydın. Bugün Perşembe ve yine biz karşınızdayız. Bugün bir değişiklik yaptık. Nedeni de şu, yani normalde ilk bölümde yorum yapıyorduk. İşte gündemdeki konuları konuşuyorduk falan ama hem geçen haftadan bir sözümüz vardı. Bu son Eylül ayında yapılmış bir anket var. Biraz sonra konuğum Çetin Çetinkaya'yla, İlesam Araştırma Başkanı Çetin Çetinkaya'yla bu anketi konuşacağız. Çünkü gündemdeki konular biraz hani tüm bu konuşulanları ya da bizim gündemde yorumladıklarımız ya da işte sosyal medyada tartışılan konuları vatandaş nasıl bakıyor ya da nasıl görüyor diye önemli bir anket. Sağ olsun anketinin raporlanması yapıldıktan sonra da ilk bize açıklayacağını söz vermişti ve geldi. Öncelikle size hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. İkinci bölümde de yine geçtiğimiz 2-3 gün önce DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı bir basın toplantısı düzenlemişti. Ve İzmir'de belediyelerle şu anda yürütülen, daha doğrusu SODEM sen var. Şu anda belediyeler adına sendika, işveren sendikası olarak o yürütüyor. Onunla yapılan görüşmelerin tıkandığını, artık tıkanmak üzerinde olduğunu ve grev süresine girildiğini açıkladı ve eğer anlaşma olmazsa da sözleşmeler yapılmazsa da greve çıkacaklarını sırayla da saydı. Onunla da bu gelişmeleri konuşacağımız için bugün iki bölümde iki konukla devam edeceğiz. Evet, şimdi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belki de hatırlayacaksınız, gene bu ekranda daha önce Ayşegül'le yaptığımız programda da açıklamıştık, söylemiştik. O zaman yine Çetin Bey'in sistem araştırma şirketinin yaptığı anketlerde 2023'te ikinci turda %52 ile şu andaki Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten seçildi. %52 ile seçileceği yönelik bir anket yayınlamıştı. Biz de hatta o zaman, çünkü gibi bir rüzgar vardı. Altılı Masa, işte Kılıçdaroğlu kesin kazanıyor falan, böyle anketler varken o böyle olmadığını, eğer tedbir alınmazsa da, çünkü yaklaşık bir 15-20 günlük süre vardı ya, alınmazsa da seçimi yine Erdoğan'ın kazanacağı yönelik bir anket yayınlamıştı ve doğru tahmin etmişti. Biz hatta bunu da o zaman yayınlamıştık. Şimdi de böyle bir anket olunca da kendisine de en azından uzmanlığına güvendiğimiz için siz Son Mühür TV izleyicilerine ve kamuoyuna bu anketi bir açıklayalım dedik. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş tekrar. Bulduk. Şimdi bendeki bilgilere göre de ben seyircilerimize vermiş olayım hemen. 27-30 Eylül tarihlerinde kantitatif, doğru söyledim herhalde, evet, bilgisayar destekli NUTS 2'ye temsil eden 26 ilde tesadüfi yöntemle seçilmiş 2054 kişiyle yapılan anket bu. Öyle, evet, değil mi? Zaten hani bu işi artık ben de biraz öğrendiğim için hani söyleyebiliyorum. Hani anketler öyle 10.000 kişiyle 20.000 kişiyle, tabii öyle yapılan anketler de var da, anketler NUTS 2 dedikleri, yani 26 il, Türkiye'yi temsil eden ya da Türkiye'deki vatandaş profilini temsil eden 26 ilde işte seçilmiş kadın, erkek, işte üniversite mezunu, ilkokul mezunu falan, yani o şeyleri temsil eden insanlar üzerinden yapılıyor ve genelde de işte 2500-3000, değil mi? Yanlış, evet, söylemiyorum. O civarda yapılıyor. Sonra ölçeklemeyle, istatistik bilgilerle de bu raporlanıyor. Şimdi bu ankette siz son dönemde, yani Eylül'e kadar, yani 27-30 Eylül'e kadar olan, genelde vatandaşın da konuştuğu sosyal medyadaki şeyleri sordunuz. Doğrudur. Türkiye genelinde onları sordunuz. Türkiye, daha sonra yani vatandaş ne düşünüyor dediniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Sizin sorduğunuz, vatandaş ülkenin çözülmesi gereken en önemli sorunu diye bir şey var. Bir numarayı verirsek ekrana da, oradan da. Yani şimdi burada vatandaş neyi önemsemiş? En çok neyi sorun olarak görmüş? Şimdi demografik sorulardan sonra ilk sorduğumuz soru, size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye bir soru sorduk biz. Deneklerin %64'ü ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığını söyledi. Yani daha doğrusu malumun ilanı oldu. Zaten hani öyle oldu. Yani normal şartlarda bu rakam çok daha yüksek. Fakat işte öncelik size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorunca insanlar sadece kişisel olarak kendisini değil ülke olarak düşününce %64'ü yine ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı dedi. %7.1 ile hukuk, adalet. Ya bu lazım işte. Evet. Yani biraz sonra yorumsuzda da vereceğiz. Yani Türkiye'ye en çok lazım olanlardan birisi. Bu minvalde ayrıca sorularımız da var yargıyla ilgili. Mülteciler 6.2, eğitim 3, kadın çocuk cinayetleri son dönemde işte medyada da yer aldığı şekliyle %3, iktidar 2.5. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben burada seyircilerimizin de daha rahattan hepsi. Şimdi burada mesela mülteciler esasında yani sığınmacılar ciddi bir problem. Artık vatandaş neredeyse sokakta isyan ediyor. Yani niye gitmiyorlar? Niye bizim ülkemizdeler? İşte sorun yaşıyorlar, cinayet işliyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ne bileyim işte haksız yere Türk vatandaşı vergi veriyor, dükkan açıyor. Şimdi en son hatta 6 ay kalabilirler çalışma izni olmadan. Şimdi 3 seneye çıkardılar. Yani kaçak olarak 3 sene bile yani o tabirle yani şeysiz 3 sene çalışabilirleri çıkardılar. Yani vatandaş bundan ciddi rahatsız. Çünkü zaten kendi iş bulamıyor ya da istihdam sorunu var filan. Ama mesela burada şimdi sanki kaçıncı sırada görünüyor? 3. sırada %6.2. Burada daha, yani bu ankette yok ama daha önce yaptıklarınızda ya da şey, yani şöyle bir şey var mı? Direkt sorulduğu zaman yani farz edeyim. Mültecileri hani gönderelim mi, burada mı kalsınlar, ne diyorsunuz dediğinizde nasıl bir şey çıkıyor? Şimdi şöyle ki buradaki oranın düşük kalmasındaki neden ülkenin en önemli sorunu. Son 2 yıldır malum enflasyonla mücadele eden bir ülke var. İnsanlar daha ziyadesiyle işte kiralarını, faturalarını ya da işte evlerine götürebilecek yani maaşıyla geçinmeye çalışıyor insanlar. Öncelik bu ama normal şartlarda sorunuza cevaben biz mültecileri her ay düzenli olarak biz ölçüyoruz. Bu araştırmada bunu koymadık. Sorduğumuzda bu zaten %70'in üzerinde çıkıyor yani. Yani bir, doğal olarak biraz anket mantığını da anlatmak için yani esasında siz neyi ölçmek istiyorsanız ona yönelik tabii ki soru soruyorsunuz. Yani tek cevap alıyorsunuz. Cevap değil, size göre ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorunca. Ama arkasından sorarsanız mültecilerin gitmesini istiyor musunuz diye o zaman tabii, başka bir şey gayet, çıkar diyor. Gayet tabii. Evet. Peki yani, ekonomiyle devam edelim. Çünkü hani ilk enflasyon olduğu için %64 civarında ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir herhalde sorunuz var. Akabindeki sorumuz evet. Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduk. %7.3'ü iyi ve çok iyi cevabı verenler. Fakat kötü ve çok kötü diyenlerin oranı ise 78.4. Bu arada ne iyi ne kötü diyenler 13.7, fikir beyan etmeyenlerin oranı ise 0.6'da. Yani vatandaşın %70'i de ekonominin hesabında kötü olduğunu. Tabii, kötü ve çok kötü deniyor. Çok kötü olduğunu 78.4. Peki yani biz normal şartlarda bu ne iyi ne kötü cevabını da orantısal olarak dağıtıyoruz. Hem iyiye hem kötüye. Bunu da bölünce zaten 85'leri falan. 85'leri falan buluyor. Yani maalesef ki daha doğrusu şöyle Mehmet Şimşek'in sürekli enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyor, işte hazineye para geliyor, o geliyor, bu geliyor diyor ama evet, vatandaşın hani yansıması böyle değil. Mesela 2-3 ay önce daha bu düşüktü. Her ay düzenli olarak artıyor güven de. Yani bu anlamda inanç da kalmadı. Peki işte güven dediğiniz hükümetin ekonomik politikalarına nasıl bakıyor vatandaş? Sonraki sorumuz buydu bizim. Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz diye bir soru sorduğumuzda evet başarılı diyenlerin oranı %20.1, hayır başarısız diyenler ise 73.2. Fikir beyan etmeyenler de 6.7. Yani burada başarısız diyenler yine %73.2. Evet, diğer de zannediyorum evet Yönetmenimiz verirse de dördüncü dört numara, evet. Burada da şey var zannediyorum değil mi? Gelecekte ekonomi düzelir mi? Yani vatandaşta bir umut var mı, evet, diye sormuşsunuz esasında. Aynen, yani umudunuz var mı? Gelecekte düzelecek mi diye. Doğru. Yani bu işte söylemler, eylemler, yapılan politikalar işte vatandaşa ne kadar sirayet etti, inanıyor musunuz diye. Dolayısıyla o soruyu şu şekilde sorduk biz. Ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Çok iyi olacak diyenler 4.7, iyi olacak diyenlerin oranı ise 23.5. Bunların toplamı 28.2'ye tekabül ediyor. Aynı kalacak diyenler 10.7, kötü olacak diyenler 22.5, çok kötü olacak diyenler ise 32. Fikir beyan etmeyenler 6.6. Yani burada iyi ile kötüyü kıyaslayınca 28.2 iyi olacak diyenler, 54.5 kötü olacak diyenler. Ya inanmıyorum. O zaman şöyle bir şey diyelim. Bir de ama bir öncekiyle karşılaştırırsak bu soruyu. Yani ekonomi %75 civarında kötü diyorlardı. Burada ise %55 inanmıyoruz düzeleceğini diyor. Ama hala bir %20, hani o bir an önce ekonomi kötü diyen, hala bir %20'nin gene biraz sanki umudu var azıcık da olsa gibi bir şey çıkıyor bu. Gayet ikisini karşılaştırınca, değil mi? Tabii. 23. Yani çünkü şey düşüyor, yani oran düşüyor %75'ten %55'te. Ama aynı kalacak diyenler de 10. Yani ekonomimiz iyi gitmiyor şu dönemde, 54 üzerine 10 koyunca 64-65'leri yine buluyor yani. Ama genelde bir düşüş, biraz düşüyor. Evet. Biraz olsun umudu var. Evet. Vatandaş bir şey. Peki burada ilginç bir soru var. Aslında geçenlerde bakan açıkladı. Hani öyle dedi. Yani zamlara Temmuz'du, Ağustos'tu zannediyorum. Doğalgaz, elektrik falan bütün zamlar yapıldı. Şimdi dedik ki işte yılbaşına kadar zam yok. Bunun esasında bir sürü nedeni var. Şimdi hani söylemekte yani, çünkü zam yapsalar enflasyon hani istedikleri ölçüde düşmüyor zaten. Hani istedikleri ölçüde de düşmeyecek. Tabii bu enflasyona göre de emekliye, memura zam verilecek. Biraz da bunu düşünerek doğalgaz zamlarını bence hani yılbaşına kadar yok, yeni yıla kadar yok diyorlar ama daha çok şu demek esasında. Öteledik. Yani bir şu şeyi bir atlatalım. Zam oranlarını falan işte asgari ücret falan o işleri atlatalım, sonra zaten yaparız zammı, evet, ne olacak? Öyle bir sorunuz var. Doğalgaz 5 numaralı şeyde de var, evet. Görüyoruz zaten ekranda da. Burada şu anda doğalgaza gelen %30'luk 38'lik zam oranı sizin kışın ısınma konusunda endişelendiriyor mu diye sorduk. Evet, endişelendiriyor diyenlerin oranı 77.6. Yani endişelenmemesi mümkün değil zaten. %38. Yani %38 yani daha önce işte 1000 lira ödeyen 1380 lira, 2000 lira ödeyen 2750 lira falan ödeyecek. Yani o aynı oranda %38 zaten maaşı artmadı yani, öyle diyelim, evet, maaş anlamında. Zaten biz bu hani her şeyden memnun olan kesimi konuşmuyoruz. Çünkü onlar zaten bu enflasyon ortamının, hatta bu tür şeyin devam etmesini istiyor. Çünkü parası olanın, yani nakdi olanın ya da işte faizle ya da diğer argümanlarla para kazanın zaten en iyi ortam. Yani çünkü o zaman faiz yüksek. Faiz yüksek oldukça daha çok kazanıyor. Doğal olarak bu ortamın devam etmesini istiyor zaten. Evet, ekonomi anlamında o zaman şöyle bir toparlarsak, birincisi vatandaş enflasyonu veyahut da şu andaki hayat pahalılığını en büyük sorun olarak görüyor. Yani kendi açısından birinci sorun olarak görüyor. Ülke ekonomisinin kötü olduğunu söylüyor. Hükümetin politikalarını beğenmiyor. Ekonomi anlamındaki politikalarını ya da yetersiz buluyor. Gelecekten de hani en azından %50'den fazlası tam ümitli değil. Yani umut kırıcı olan bu işte. Yani inanç, bir ümidi, bir ümidi yok. Yani bir şeyle düzelir eder ya da daha kötüye gidecek gibi bir şey var ve işte zaten en çarpıcı doğalgaz, hani önümüz kış, hatta havalar bugünden itibaren soğuyacakmış. Doğal olarak da doğalgaz yakmaya başlayınca işte bu zaten hani zam yok dediler de ne kadar farklı olduğunu o zaman göreceğiz. Şimdi burada esasında çok ilginç bir soru var da sizin yaptığınız. Şöyle biraz da şu andaki tüm tartışmaları da içeriyor. Şimdi 2023 seçim öncesinde siz de hatırlıyorsunuz, Millet İttifakı parlamenter sisteme döneceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi işte ülkeyi şeye götürüyor, yanlış bir yönetim şekli falan deyip parlamenter sisteme dönme sözü vermişti. Evet. Parlamenter sisteme dönme sözü verdiler fakat seçimi kaybettiler. Doğal olarak Kılıçdaroğlu kazanamadı. Gene Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Cumhurbaşkanlığı sistemi de devam etti. Şu anda esasında muhalefette de, yani Kılıçdaroğlu gidince CHP Genel Başkanlığından, muhalefette de çıkıp da parlamenter sisteme dönelim, parlamenter sistemle yeniden yönetilelim diyen de yok esasında şu anda. Evet, gerçek anlamda hani Kılıçdaroğlu'nun dediği kadar diyen yok. Hatta yani bu sistemin bir şekilde, yani tamam Cumhurbaşkanlığı adayları falan biraz sonra konuşacaklarımız var. Falan var işte, bir şekilde seçim olsun, sandık gelsin falan diyorlar ama ya biz parlamenter sisteme dönecektik falan, parlamenter sisteme dönelim diye bir tartışma yok. Hatta şu anda AK Parti'nin böyle bir hazırlığı olduğu dile getirilmiyor ama duyuluyor. Çünkü neden? İşte Cumhurbaşkanı, yani yeni AS değişikliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesinin önünü açmak için işte bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini biraz daha parlamentoya devrettiği bir sistem falan diye konuşuluyor. Sizin burada bir sorunuz var. Bununla 6 numara zannediyorum. 6 numarayı alırsak Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalıdır diye bir şey sormuşsunuz. Evet. Bu soruya verilen cevaplar parlamenter sisteme dönelim diyen vatandaşta %62.2'ye tekabül ediyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi aynen böyle devam etsin diyenler de 26.1. Bu soruda fikir beyan etmeyenler de 11.7'de kalıyor. Yani halkın çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu parlamenter sistemin tekrar geriye dönmesini istiyor. Şimdi halkın çoğunluğu parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. %62 yani fikrim yoku da alsanız hadi 65 falan. Şimdi %65'i parlamenter sisteme dönmesini istiyor ama işte bir seçim önce %52 Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kazanıyor. Yani biraz da vatandaş kavramları mı karıştırıyor ya da işte önüne sandık gelince başka şeyleri mi, kriterleri mi daha öne alıyor? Şimdi önümüzdeki sorularda da konuşacağız bunları. Hükümette bir düşüş söz konusu. Bu biraz da tepkisel bir durum. Yani ya bu yerel seçimlere yansıyan taraf. Çünkü biz şimdi siz doğal olarak 2023 seçimlerini baz alıyorsunuz. Doğru. Çünkü önümüzde şey var, milletvekilliği ve işte Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için yerel seçimin sonuçları kıyaslanamaz aynı şeyle. Yani doğru, elma ile armutu karıştırmak olur. Ve siz doğal olarak onu baz alarak şey yapıyorsunuz. Yani ülkede bir kesim var, dediğinizde haklısınız. Yani tepkisini dile getiriyor ama o sandığa gidince yine bildiğinden şaşmıyor. Yani yine vermek istediği parti oyunu verecektir. Fakat ciddi bir sistem boşluğundan söz ediliyor şu anda. Öncesi, yani bu yürümediğini düşünüyorum. Bunun yürümeme nedeni de işte ekonomiye tamamen bağlandıkları için. Yani esasında hükümet var ama bir tek adam her şeye karar veriyormuş gibi görünüyor. Evet. Parlamento sanki yetkisizmiş, hiçbir şey yapmıyormuş gibi doğru göründüğü için de doğal olarak bu sistem değişmeli anlamında doğru düşünüyor. Peki herkesin şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatta her gün hemen hemen söylediği yeni anayasa. Evet. Evet, vatandaş yeni anayasa ile ilgili ne düşünüyor? Biz bununla ilgili bir soru sorduk. Dedik ki Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Bu bulgular biraz ilginç bulduk ama evet, yeni bir anayasaya ihtiyaç var diyen vatandaşlar 52.3, hayır yeni bir anayasaya ihtiyaç yok diyenler ise 34.9'da kaldı. Arada ciddi bir fark var. Fikir beyan etmeyenlerse 12.8. Bunu şöyle değerlendiriyoruz biz. Yani bunu ille işte hükümete ya da Cumhurbaşkanlığına muhalif oldukları için değil, bu bir tepkisel de aynı zamanda. Yani yargıda, işte ekonomide, birçok hususta yürümeyen bir takım şeyler var. Dolayısıyla bunun yeni bir anayasayla bir düzene girebileceğini de düşünüyor vatandaş. Ama işte vatandaşın belki de bilgilendirmede şey var. Yani yeni bir anayasa bunları düzeltmeyecek. Yani yeni bir anayasa, şu andaki mevcut anayasayı da uyguladığınızda zaten her şey aynı. Yeni bir anayasada yani o maddeyi koyduğunuzda ekonomi düzelmeyecek. O maddeyi koyduğunuzda hukuk düzelmeyecek. Çünkü uygulamadaki şeyler önemli. Yani yoksa şu andaki mevcut anayasada ya da mevcut kanunlar da yeterli esasında. Ama uygulama safhasında, uygulamalarda sorun var. Şimdi burada sihirli bir sözcük var. Sivil anayasa. Sivil anayasa denince işte bir önceki askeri anayasaydı. Sivil olunca her şey çok ama zaten değişti. 18 maddeyi gene çok yani gene değişti. Doğru. Ya değişmeyen maddelerde zaten saysanız 10 tane değil yani. İşte bu sihirli kelimeyle insanlardaki algı bu şekilde değişiyor. Peki acaba yani şey için soruyorum. Tabii ki bunu gene ölçmek lazım. Sonuçta anketse gitmek lazım. Böyle bir soru sormak lazım ama sizin tüm hani daha önce yaptığınız ya da şimdi yaptığınız anketlere bakarsak şimdi anayasa değişikliğinde işte bu ilk 4 madde tartışılıyor, sonra geri çekiliyor. Birileri söylüyor, söylemedik diyor. Bu dönüşleri yapıyor 360 derece falan. Yok öyle bir şey demek istemedim falan diyor. Numan Kurtulmuş gibi. Evet. Şimdi hadi ilk 4 maddeye zaten zannetmiyorum. Yani öyle bir şey yani olduğu anda bu vatandaş o anayasa değişmesin der. Yani ben öyle inanıyorum, bilmiyorum. Ama bazı yani şeyler halka doğru anlatıldığında neden bu anayasaya yani sivil anayasanın ötesinde esasında işte gelen maddelerde neyin değişikliği olduğunda filan o zaman bu düşünce artar mı eksilir mi filan hani siz ne görürsünüz o da öyle? Şimdi ben sorunuzu bir daha alabilir miyim? Yani anayasa, ben anayasa değişikliğinin mesela vatandaşın bu kadar yüksek çıkmasındaki nedeni işte sizin dediğiniz o sivil anayasa. Yani bu anayasa esasında askerler yaptı. Evet. Kendilerine göre yaptılar diyorlar. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunun anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgisi yok bir kere. Onun altını çizmek istiyorum. Yani vatandaş bunu değişsin. Yeni bir anayasa. Yok yok hayır ya, öyle değil. Ona zaten ben de inanmıyorum. Sivil bir anayasa yapılsın. Yani despot işte askeri bir anayasaydı bu. Çünkü bu şekilde anlatılıyor sürekli. Bunu yaparsak her şey daha iyi olacak. Yani yönetim kabiliyetlerimiz artacak. Problemlerimiz çözülecek. İç ve dış politikada daha iyi şeylere asıl olacak diye. İnşallah diyelim o zaman. Yani inşallah öyle olur. Algı bu yani. Evet, peki anayasa diyor ama yargıyla ilgili ne düşünüyor vatandaş? Türkiye'de yargı sistemine, mahkemelere güveniyor musunuz diye bir soru sorduk. Maalesef insanların %72.6'sı güvenmiyorum. Yani yargıya güven %72.6 yok yani. Evet güveniyorum diyenler 20.3. Çok fikir beyan etmeyenler de 7.1. Tabii bu yani ülkemiz adına utanç verici. Utanç verici evet. Yani yargıya güvenmezseniz çünkü adalet evet. Daha doğrusu adalet olmazsa bu her yerde sadece yargı açısından söylemiyorum. Adalet kavramı üzerinden söylüyorum. Yani bütün uygulamalarda, bütün şeylerde yani bu ülkede adalet var. İnsan adil davranılıyor falan şeyi inancı kaybolmaya başladığında zaten kesinlikle. O zaman güvensizlik ve başka yerlere gider. Şimdi evet. Bu soruyla ilgili biz 20 sene önce de böyle bir skalamız vardı bizim. Bir tablo halinde. Tek tek sorardık yargı ve diğer organları. Bu tam tersi çıkardı. Normal şartlarda %70 oranında evet güveniyorum derlerdi ama şimdi bu tam tersi orantıda. Evet, ilginç bir soru daha var. TikTok kapatılsın. Ya Narin cinayeti. Evet, Narin cinayetinle ilgili var. Bilgi eksikliğinin olduğuna inanıyor musunuz diye sormuşsunuz. Bu oran ben söyleyeyim %77.9 evet şeffaf şekilde bilgi aktarılmadığını, değerli bu cinayetin aydınlatma yönünde vatandaşa yeterli bilgi verilmediği ya da aydınlatılmadığı söyleniyor. Evet. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Hala bilmiyoruz yani Narin kim öldürdü, neden öldürdü? 12 tane tutuklu var ama daha işte şey de var. İçerik açısından konuşma yasağı ya da yayın yasağı olduğu için de fazla giremiyoruz. Önümüzdeki günlerde bakacağız buna. Evet TikTok kapatılsın. %62.8. Evet. Evet yani insanlar TikTok'u pek sevmiyorlar o zaman. Ya da en azından endişeleniyorlar. Son dönemlerde medyada da yansıyan bir takım görüntülerden sonra hem çocukların kendi çocukları açısından, kendi şeyleri açısından endişeleniyorlar. %27.9 hayır getirilmemeli, 62.8'de yasak getirilmeli diye. Evet, bir diğer sonu sokak hayvanları. Evet, evet, sokak hayvanlarının, yani daha doğrusu son yasayla barınaklara alınmasına nasıl bakıyor diye bir soru sormuşsunuz. Burada şehir hayatını olumlu etkiler diyenler %64, olumsuz etkiler diyenler 18.1. Tabii bu şu demek değil, yani işte itlaf ediliyor hayvanlar. Bu şey ise, yani hayvanlara işte öldürülmesi kontrol ya da infaz edilmesi ya da şey o değil de, yani barınaklara alınmasına nasıl bakıyorsunuz? Bu soru zaten bu yani. Evet. Vatandaşın %64'ü bunu olumlu karşılıyor. Olumsuz karşılayanlar da 18.1, bir etkisi olmaz diyenler 13.9, fikir beyan etmeyenler de 4. Evet. Peki evet, belediye seçimleri üzerinden yaklaşık 7,5 ay geçti. Siz belediye başkanından memnun musunuz? Ya bu tabii genel. Herkes kendi ilini, kendi ilçesine göre değerlendirmiş. Burada hemen hemen, yani başarılı %33, başarılı değil %25, işte hiç başarılı değil 48, biraz başarılı. Yani hemen hemen şey gibi %50 gibi iki tarafın. Bunu il bazlı değerlendirmek gerekiyor. Evet, yani il ilçe bazlı hatta. Yani oturduğu ilçe. Yani ne başarılı diyenler de, başarısız diyenler de ortalama. Yani genelde kendi ilçesi veya kendi iliyle ilgili tabii doğal olarak şey. Evet, gelelim. Kendinizi aşağıdaki ifadelerden en çok hangisini tanımlarsınız? Yani burada da siyasi yelpaze. Evet, siyasi yelpazeye girelim. Siyasi yelpazede Atatürkçüyüm diyenler 32.8. Bu hep yüksek çıkıyor. Yani yeni olan bir şey değil. Senelerdir hep böyle. Diğer ifadelerde bir takım değişiklikler olabiliyor konjonktüre göre, dönem işte gündeme göre vesaire. Milliyetçiyim diyenler 15.9, muhafazakarlar 14.3, sosyal demokratlar 6.3. Bu şekilde devam ediyor. Cevap vermeyenlerin oranı ise 6.1. Evet, yani Türk, öyle diyelim, yani vatandaş esasında çoğunlukla kendini Atatürkçü ve milliyetçi olarak, milliyetçi, muhafazakar, yani en yüksek %15'lerde onlar, işte diğeri de Atatürkçü %32. Yani merkez sağa yakın ve işte daha Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakar bir şeyde görüyor daha çok. Son 5 yılda Atatürkçülük arttı yani. Bu arada Erzurum'da da yapılıyor, İzmir'de de yapılıyor. 26 ilde yaptığımız için. Tabii, yani bu tabii ortalama, yani bu belki hani çoğalsanız işte 81 ilde yapsanız da o %32 değil de %30 çıkar ya da %35 çıkar ama yani yakın. Zaten anketin mantığı bu. Yani sonuçta istatistik olarak oranlıyorsunuz. Evet, esasına gelelim anketin bam teli sorusuna. Yani neden bam teli diyorum? Çünkü bir yani seçim deniyor ya, erken seçim olursa veya işte normal seçim, hani şu anda ki mevcuttu ama tabii ki gene söyleyelim, yerel seçime göre değil, genel seçime göre sorulmuş bir soru. Neden? Çünkü önümüzde genel seçim var. Yani yerel seçim yok. Çünkü yerel seçimin konjonktürü başka bir şey. Çünkü orada aday, işte bilmem farklı nedenlerden dolayı insanlar orada farklı tercihler yapabiliyorlar. Hatta kendi partisinden olmayan bir adaya bile verebilir. Sırf adayı tanıdığı için, desteklediği için, onun daha iyi çalışacağına için. O tabii ki o, yani 2024 yerel seçim sonuçları 2023'ü baz alamazsınız. Onun için de mecburen siz 223'e genele göre sormuştunuz. Evet. Şimdi burada bu pazar günü milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sorduk. Yaklaşık %29 burada cevap vermeyen, fikir beyan etmeyen ya da kararsız kesim. Bu yüksek bir rakam ama. Evet, evet. Yani o zaman diğer sorularda mesela o kadar kararsız yok ama buraya gelince kararsız çoğalıyor. Bu her zamanki gibi, acaba sandığa gittiğinde karar hani verecek olanlar var ya, bir kesim var böyle son andaki şeye göre, olaylara göre falan hani davranan biçim. Biraz herhalde bunun çokluğu. Nedenlerinden bir tanesi bu ama başka faktörler de var tabii ki. Biz bu sorunun bir sonraki soruya geçersek dağıtılmışıyla anlatırsak dağıtılmış, isabetli olacaktır. Kararsızlar dağıtılmış sonuç. Yani geçerli oylar üzerinden değerlendirince bu pazar milletvekili genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Cengiz, 13 verirsek, 12 mi bilmiyorum ekrandaki, 13 verirsek daha şey doğru olur. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra biz son 3-4 aydır ölçüyoruz. İlk kez böyle birinci parti çıkıyor. 34.7. Yani zaten birinci parti çıktı ama şeyde, yerel seçimde. Siz genel yani, seçim tabii, olarak tabii, ilk defa birinci tabii, parti tabii, olarak görüyoruz tabii, diyorsunuz. Aynen, aynen. Evet. Doğru. 34.7 Cumhuriyet Halk Partisi ve bu devam ediyor yani. AK Parti 23.2'ye düşmüş vaziyette. Yani biz bu, onu da şöyle arz edeyim öncelikle. Bu yaklaşık %29'u bilimsel olarak orantısal olanlar. Her partiye evet, veriyoruz bunu. DEM Parti 9.7, MHP 8.6, İYİ Parti 5.9, Zafer 4.9, Yeniden Refah Partisi 4.5, İşçi Partisi 2.7, 5.8'de diğer partiler var. Hı hı. Bu son seçimle değerlendirilince yaklaşık 10 puan CHP'de bir artış söz konusu. AK Parti'de de 12 puanlık. Ama tabii bu şöyle Eylül 2024 şeyi. Yani hı hı, seçim zaten en erken olsa 1-1,5 yıl, olmazsa zaten 28. O zamana kadar hani daha bu şeyden ne sular çok ne sıkıntı, şeyler akar. Bunun en büyük nedeni ekonomi tabii. Tabii ama ekonomi. Biz şunun altını çizmek istiyoruz. Ya yerel seçimdeki tepki oyları hala devam ediyor. Hala AK Parti'ye bir düşüş var. CHP'ye de bir destek var görülüyor şu anda. Kesinlikle öyle ama AK Parti'yi biz bu rakamlarda bulmamıştık. Ya bu kadar düşmemişti. Bu kadar düşmemişti daha önce. Yani gündem, yani düşüş, yerel seçimdeki değişti, düşüş hala devam ediyor. Evet. Ama yani, işte ekonomi biraz düzelirse, başka şey argümanlar ortaya girerse, seçime giderken başka şeyler doğru, olursa bilen yani bizim bu özellikle işte kararsızlar ve işte değişiklikler olacağı için de bu oranlar o zamana esasında yani sizin daha önce yaptığınız gibi yani herkes hayır işte Millet İttifakı kazanıyor, Kılıçdaroğlu kazanıyor derken siz o zaman hayır kazanmıyor %52 çıkıyor diye, hatta zannediyorum seçim yasaklarından 1 veya 2 gün önce evet, vermiştik. O zaman öyle demiştiniz. İnşallah o günleri görürsek de o zaman bakarız. Evet, herkesin çok merak ettiği, hatta işte iktidar yapacak mı, yapmayacak mı, verecek mi, vermeyecek mi dediği İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesine vatandaş ne diyor? Biz merak ettik, bu soruyu sorduk. Dedik ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak davasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her gün medyada anlatılan bir şey. Siyasi yasak getirilmelidir diyenlerin oranı 17.3. Getirilmemelidir diyenler de 60.4. Yani halkın %60'ı hemen hemen. %60'ı. Yani bu şu bunu demek. Fikir beyan etmeyenler de var bu arada. 22.3. Evet. Bunu da orantısal dağıtınca 72, 71, 72 civarında. Yani şöyle diyelim. Esasında yani diğer şeyle karşılaştırırsak yani AK Parti tabanından da işte MHP'nin tabanından tabii. işte yani Cumhur İttifakı oluşturan belki de diğer partilerin tabanında da esasında böyle bir yasağın doğru olmayacağına yönelik evet, bir inanç var. Yani evet, İmamoğlu evet, bu konuda haklı. Yani evet, diyor ki bana yasak verirseniz tüm Türkiye'yi dolaşırım ve anlatırım derdimi. Vatandaş ayağa kalkar diyor. Demek ki yani esasında bunun bir dayanağı var. Tabii, doğru. Yani doğru, baktığında halk biraz da bu ama hep böyledir. Yani mağdur olana bizim halkımız destek olur. Yani zamanında Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4 ay hapse girdiği için bütün yollar açılmıştı mesela. Evet. Yani öyle bir şey. Belki de İmamoğlu da 1-2 ay girerse yani o zaman daha da şey. Ama tabii siyasi yasak meselesi var. Yani esas mesele o. Evet. Orada rahmetli Deniz Baykal'ın Deniz Baykal'a yatıp kalkıp dua etmeleri lazım. Çünkü o zaman CHP siyasi yasağın kalkması doğrusunda oy vermeseydi bugün bambaşka bir şey olurdu ama demek ki o tarih öyle bir şekilde akacakmış. Biz de bunları görecekmişiz. Evet, şimdi gelelim, bu da bam teli bir soru ve herhalde merak edilen, daha doğrusu malumun ilanı esasında biliniyor ama vatandaş gözünde nedir diye şey yaptı. Çünkü biliyorsunuz CHP'de Mansur Yavaş mı Cumhurbaşkanı olsun yoksa İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı olsun şeyi hala devam ediyor, ikilemi. Bir o böyle şey yapıyor falan. Siz onu da sormuşsunuz. Kimi gelecek yani dönemde Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz sorusunda Mansur Yavaş, eğer ne kadar İmamoğlu hep ön planda görülüyor olsa da Mansur Yavaş birinciliği zannediyorum bu benim gördüğüm, hani şimdi açıkladığımız belki yeni anket de, daha önceki anketlerde de ben görmüştüm. Mansur Yavaş hep o birinciliği hiç bırakmıyor gibi. Şimdi şöyle, biz burada bir yönlendirme yapmıyoruz. İsim okumadan vatandaş. İsim okumuyorsunuz. Hayır. Sadece soru soruyorsun. Evet, evet. Vatandaş ismi söylüyor. Olmasını istersiniz diye soruyoruz. Yani yönlendirmeden yok. Konuşuyorsunuz. Evet, evet. Evet. Böyle bir kıyaslama söz konusu değil. Bunu da yaptığımız araştırmalarımız var ama burada yok. Bu soruda yok. Burada tabii her zaman normal şartlarda Erdoğan bir numara olurdu. Hemen onu Mansur Yavaş takip ederdi. Biz bunu senelerdir bu şekilde hep ölçüyorduk. İlk son birkaç aydır, yani belediye seçimlerinden sonra Mansur Başkan'ın böyle sürekli 0,2, 0,3, 0,4 bir artışı söz konusu. Burada da 16,9'la Mansur Yavaş birinci gözüküyor. Recep Tayyip Erdoğan 15,1, ardından Ekrem İmamoğlu da 14'te devam ediyor. Burada dikkat çeken Hakan Fidan ismi var. Normalde hep çıkardı ama %1'lerde, 0,6'larda vesaire. Bu araştırmamızda %7 civarında Hakan Fidan ismi de ön plana çıkıyor. O şeyden çıkmakta. Olabilir mi? Daha önce sonuçta MİT başkanıydı. Yani geri planda kalıyor. MİT'ten bahsediyoruz. Yani tamam, mutlaka tanınıyordu, biliniyordu ama sonuçta MİT başkanı olarak biliniyordu. Ama şimdi evet. Dışişleri Bakanı olarak daha çok görülüyor, daha çok konuşuyor, daha çok tabii ki siyasi anlamda da hareket ediyor ya da esanda pek, yani kendi konusu dışında konuşmuyor esanda. Yani her zamanki o MİT'ten belki şeyden gelen ketumluğu devam ediyor. Yani ne ekonomik olarak konulara giriyor, ne şeye giriyor, sadece dışişleriyle ilgili konularda konuşuyor ama vatandaşın böyle bir güveni var demek ki. Erdoğan'ın da son dönemi olması hasebiyle biraz da alternatif. Evet. Alternatif. Yani ben son dönemi olması hasebiyle, ama işte son yani dönemi göreceğiz. Anayasaya göre öyle ama anayasa değişikliğinde ne olacak göreceğiz. Yani hiç kimse kararsız, fikrim yok ve o direkt birin altındaki isimleri dağıtınca Mansur Yavaş 28,7, Recep Tayyip Erdoğan 25,8, Ekrem İmamoğlu da 23,7 ile oranlar bu şekilde. Yani tabii burada şimdi iki tane CHP'li aday görünüyor. Evet. Yani en azından önde, ilk üçte iki tane bilinen, işte Mansur Yavaş ve İmamoğlu. Doğru. Tabii ki CHP'nin adayı kim olacak? İşte İmamoğlu'na yasak gelecek mi, gelmeyecek mi? İmamoğlu eğer aday, yasak gelmez aday gösterilirse beklenildiği gibi, öyle yani bekleniliyor gibi. Ama bu sefer Mansur Yavaş nasıl davranacak? Mansur Yavaş kendi aday olacak mı? Bağımsız da olsa veya başka bir şekilde filan. Buna yani işte tabii, yani dediğim gibi çok hani etken var ve bunlar anca seçime yakın, seçime doğru daha doğru değerlendirecek şeyler ama evet. En azından şunu biliyoruz. Mansur Yavaş birinciliği koruyor. İkinci hala Erdoğan her şeye rağmen, yani işte vatandaş enflasyondan rahatsız, hayat pahalılığından rahatsız, vatandaş adaletten rahatsız, birçok şeyden rahatsız ama hala Erdoğan'ın vatandaş nezdindeki liderlik ya da Cumhurbaşkanlığı devam etmemesinin yeni de bana göre, yani diğer oranlara baktığınızda bu oranın ikinci de olsa o oranda olması gene de Erdoğan'ın başarısı. Evet. Hala vatandaş bir şekilde onu umut olarak görüyor. Su götürmez bir şey. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Zannediyorum siz anketlere gene devam ediyorsunuz, zaten edeceksiniz. Yine bu ve buna benzer böyle hani gündemi ilgilendiren ya da vatandaşın gündemdeki konularla ilgili nasıl olduğunu ya da belki 3 ay sonra, 5 ay sonra, yani Eylül'de böyleydi, şimdi bu duruma geldik gibi tekrar sizi konuk eder, tekrar konuşuruz. Memnuniyetle. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bizimle paylaştığınız için bu anketi de. Çünkü bu anket yeni yapılmış bir anket. Genelde onu da sormuş olayım. Yani ben geçen de bir anket söyledim. PR şirketim neydi? Yerel seçimden bu yana CHP %8 oy kaybetti tarzında, yani esas onu vurgulayan bir anketti. Sonra başka bir anket gördüm. CHP hala şeyini koruyor filan. Ya yani böyle biraz da şeye, hani nabza göre şerbet veren anket oluyor mu? Yani biz böyle buluyoruz, bilmiyorum. Vatandaş bize böyle söylüyor. Hayır, bu anlamda söylemiyorum. Sizin anketlerden söylemiyorum. Yani biraz sipariş anketler oluyor mu sizin sektörde? Maalesef. Maalesef dediniz ve kaldı. Evet. Teşekkür ediyoruz Çetin Çetinkaya'ya. Doğal olarak o soruya da böyle cevap verdi. Herkes tabii kendinden sorumlu ve doğal olarak da bu kamuoyuna açıklanan bir şey, doğal olarak da insanlar inanır inanmaz ya da bakar, kendi şeyinden, süzgeçinden geçirir, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bulur.